Kıymetli basın mensupları, sevgili konuklar, 2022 Uluslararası Bayram Ören Yamaç Barış Festivali basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu sene 2022 yılında 7 yıl aradan sonra yeniden Bayram Ören Yamaç Paraşütü yarışması ve festival yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk Yamaç Paraşütü yarışması ve festivalimiz 2008 yılında yapıldı. 2015 yılına kadar 7 yarışma, 1 festival olmak üzere toplamda 8 etkinlik yamaç paraşütü alanında ilçemizde yapılmıştır. İnşallah 9. etkinliğimizi 2022 yılında bu yıl düzenliyoruz. 2015 yılından sonra 7 yıl aradan sonra ilk kez düzenleniyor bu festival ve yarışmamız. Bu kadar beklememizin tabii pek çok sebebi var. Dünyada yaşanan olaylar, bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 yılı darbe girişimi, akabinde yaşadığımız pandemiden dolayı bu kadar yıl beklemek zorunda kaldık. 2022 yılında da tekrar sizlerle olmanın, tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki yamaç paraşütümüzde toplamda 103 sporcumuz kayıt yaptırdı. İnşallah 40 sporcumuzun katılmasını bekliyoruz. Bu 40 sporcumuzdan 5 kişi yurt dışından katılacak. Almanya, Amerika, Ukrayna, İran ve Hindistan olmak üzere toplamda 5 yarışmacımızı yurt dışından bekliyoruz. Yamaç paraşütü 2 Temmuz'da başlayacak, 7 Temmuz'da bitecek. Toplamda 6 gün boyunca yamaç paraşütü uçuşlarımız yapılacak. Tabii bu festival kısmı ise 2 Temmuz ve 3 Temmuz'da yapılacak. Bu festivalimizde başta tabii Çankırılı ve Bayramören hemşehrilerimiz olmak üzere tüm halkımız davetlidir. Festivalimizde çok güzel hazırlıklar yaptık. İlk gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla çocuk tiyatromuz, palyaçolarımız, yine akşam açık hava sinemamız, hemen akabinde Sami Yalçın bir konser verecek, konserimiz olmak üzere ilk günü böyle planladık. Yine off-road ekibimiz yine sizlerle olacak. İkinci günde yine sabah yine etkinliğimiz, standlarımız açılacak, yine etkinliklerimiz devam edecek. Akşam konser olarak da Seda Kara ve Ömer Faruk Bostan yine sizlere konser verecek. Tabii unutmamamız lazım, o gün de Çankırı'mızın Yaren ekibi, Oğuz Boyları Yaren ekibinde yine bir gösterisi olacak. Festivalimiz iki gün, 7 Temmuz'da da ödül töreni ve kapanış yaparak programımızı bu şekilde bitireceğiz. Yamaç Paraşütü tabii bizim için çok önemli, ilçemiz için ve ilimiz için çok önemli. Dünyadaki sayılı yerlerden bir tanesi Bayramören Yamaç Paraşütü alanında. İnşallah bu sene XC Open mesafe yarışmasını yapıyoruz ama inanıyorum ki gelecek yıllarda Türkiye Hava Sporları Federasyonumuzun da ve uluslararası federasyonlarımızın onayı ve Çankırı Valiliğimizin de onayıyla inşallah Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nı yeniden ilçemize yapmak istiyoruz. 2015 yılından bu yana ülkemizde gelişen bazı olumsuzluklar nedeniyle yapamamış olduğumuz paraşüt yarışmalarımızı bu yıl Sayın Kaymakamımızın da çok büyük gayret ve destekleri sayesinde tekrardan yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinliğimizin ilçemiz esnafına, ilçemize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda ilçemizin ve ilimizin, hatta ülkemizin dünya çapında tanınmasına da büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu etkinliğin bundan sonraki yıllarda da sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz. Ben Çankırı ilimizin hem coğrafi olarak çok güzel özellikleri var, güzellikleri var. Bizim bunları çeşitli vesilelerle bu güzellikleri dünyaya duyurmamız gerekiyor. Aslında burada yapmış olduğumuz yamaç paraşütü etkinliğimizin aslında bir yönü, bir boyutu da
belki küçük kalmış Bayramören ilçemiz, bu coğrafi güzellikleriyle tanıtıldığında, dünyaya gösterildiğinde aslında buranın da o küçüklüğün içerisinde çok büyük güzelliklerin olduğu dünyaya yansıtılmış olacak. Bu vesileyle düzenlenen ve bunun gibi daha yapılabilecek Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bizlerin yapabileceği aslında çok daha farklı, değişik etkinlikler, yarışmalar yapılabilecek Çankırı'mızda böyle alanlarımız var. Bunları zaman içerisinde en iyi şekilde değerlendireceğiz, bu imkanları, bu fırsatları. Bayramören XG Open 2022 yarışmasının resmi organizasyonunu üstlenmiş durumdayız. 2015'ten sonra Mustafa abimle beraber tekrar Bayramören'in canlandırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptık. Gerçekten bu konuda mutluyum. 2012'den beri yamaç paraşütü yapan biri olarak hem de Çankırı adına yarışan bir yarışma pilotu olarak Çankırı'mızda böyle bir faaliyetin yapılması gerçekten beni çok mutlu ediyor. İnşallah hayırlı olsun diyorum. Az önce kaymakamımız da, müdürümüz de, değerli belediye başkanımız da yamaç paraşütüyle ilgili gerekli bilgileri sizlere verdiler. Ben de İlgenel Meclis üyesi olarak 2014'ten bu yana görevde devam ediyorum ve görevimden gerçekten gurur duyuyorum çalışmalarımdan. 2014'ten bu yana yapmış olduğumuz çalışmalarda coğrafyası zor olan, ulaşımı zor olan 27 köyümüze Kilit Parke'de altyapıda %95'e, Kilit Parke'de %85'e, asfaltta %90'a erdik. Buna da halkımız şahit olacaktır. Bu konuyla ilgili de son işte 2021-2022 yılları içerisinde de değerli kaymakamımız Tuncay Karataş'ın gelişiyle ilçemizde ve köylerimizde olan tüm sorunları bir anda kucaklayıp sayesinde hızlı bir şekilde ilçemizde bir çalışma gündeme geldi. Paraşüt yönüyle olsun, halkımıza ve köylerimize yapılacak olan çalışmalarla ilgili olsun, hızlı bir çalışmamız var. Buyurun. Sayın Kaymakam, Nazik Davetsiz, teşekkür ederiz. Toplamda 40 sporcu yarışmacı Bayramören içeride. Evet. Katılacaklar yarışmalara. Evet. Fakat ulaşım, konaklama ihtiyaçları ve benzeri ihtiyaçları karşılayabilmek için Bayramören'in bu etkinliğe tam anlamıyla hazır mı? Evet, hemen ona da değineyim. Şimdi gelecek olan tüm yarışmacılarımız, tabii bunun içinde biliyorsunuz sahne ekibi de var. 10 kişilik bir ekiple İstanbul'dan geliyorlar. Tabii bir kapalı saha büyüklüğünde bir futbol, yani sahası büyüklüğünde bir oyun parkımız geliyor. Onlarda da tabii arkadaşlarımızın gece kalacak yerlere ihtiyacı var. Bu anlamda ben Kurşunlu Kaymakamlığımızla belediyemize çok teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımız ve bu dediğim kişiler Kurşunlu Kaymakamlığımızla belediyemizin tahsis ettiği yatılı bölge okulumuz var, Kurşun'da biliyorsunuz. Orada biz 150 kişilik kapasiteli onlara kalma imkanı sunuyoruz. Tabii burada sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri, akşam yemeklerini gene tarafımızca, kaymakamlığımız, belediyemizce karşılanmaktadır. Onun dışında orada kalmak istemeyen sporcularımız için de Kurşun'un da bulunan 3 otelimiz İpeksoy, Korkut Ata Otel ve Şekerler Otel'de yaptığımız ikili görüşmelerde de uygun indirimlerimizi aldık. İsteyen buralarda da kalabilir. Ulaşım anlamında da dediğim gibi tabii federasyonumuzun bizden araç desteği oldu. 4x4 araçları, minibüsler, onlar da tarafımızca sağlanıyor. Onlarda da bir problem bulunmamaktadır. Bu işin uzmanı olarak tanıdığımız Tahsin Yılmaz var. Eğer Tahsin Tekin. O bu onun içinde mi veya? Semih Sayır var. Semih hocamız bu işin içinde. Yarışma direktörü olarak Semih Sayır koordinesini yürütüyor. Arkadaşlar alan biraz ıslak. Çok da aşırı çalışamadık yani çünkü çok yağmur yağdı. Her gün yağmur yağıyor. İlk defa şansımızda bugün hava güneşti yani. İnşallah şu bir iki güneş şu sular da çekilir de. Çok güzel. Biz burada notlarını biçtirdik. Her şeyini yaptık. Allah'a şükürler olsun. Şu kamalyalarımız çok kötüydü. Hepsi yapıldı.